Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş örgü çalışması iki renkli bir örnek anlatacağım. Bakın örneğin böyle çıtı pıtı çok güzel bir model. Tam bebek örgülerine yakışır. Bebek hırkalarında, battaniyelerde, berelerde, bebeklerde yine. Yetişkin örgülerine çok yakışacağını düşünmüyorum açıkçası. Altına da böyle haroşa örgüyle tam tamamlanıyor. Modelim tamamen haroşadan oluşuyor. Bebek yeleklerinde istediğiniz bütün örgülerinizde yani bebeklere ait kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde de yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde durur yine. Çok hoş bir model. Yapılışı da çok basit. Modelimin arka yüzü de böyle. Şimdi bu modelimin anlatımını yapıyorum. İlmek sayısı herhangi bir ilmek sayısı yok. Ben burada tekli ilmek sayısı olarak 27 ilmek başladım. Tekli ilmek başlamamdaki amaç buradaki hem bu kenardaki sıranın hem başındaki ilmek hem de sonundaki ilmeğin aynı renkte gelmesini sağlamak için tekli ilmek başladım. Yoksa çiftli ilmekle de başlayabilirsiniz. İlmek sayısında herhangi bir sorun yok. Modelim için ben 27 ilmek başladım. Ters yüzünden böyle bir sıra düz örerek geldim. Düz örgü örerek, haroşa örerek geldim modelimin düz yüzüne. Burada şimdi hemen modelimi kuracağım. Modelimiz düz yüzde kuruluyor. İkinci rengimi alıyorum. Şişlerim 3,5 numara. Bebe yünü ile çalışıyorum. İkinci rengimi aldım. Hemen burada kenardaki ilmeğimden renk değişikliği yaptığım için kenardaki ilmeğimden ikinci rengimi örerek geçiyorum. Sıra sonuna gelince buradaki bu ipimi düğüm yapacağım. Şöyle sıkıştırdım. Kenar ilmeğimi aldım. Örerek aldım kenar ilmeğimi. Şimdi bir ilmeğimi boş alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum. Bir ilmek boş, bir ilmek düz ör. Bir boş, bir düz ör. Bir boş, bir düz ör. İpim hep arka tarafta duruyor. Bunu ters örgüyle de yapanlar vardı, ben gördüm. Haroşayı tersten örenler de yani yapabilir. Ters, tamamen ters örgü örerek yine bu örneği yapabilir. Ben haroşalarımı düz ördüğüm için bu şekilde devam ettim. Bir ördüm, bir örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm, bir ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir ör, bir boşal. Bir ör, bir boşal. Bir ör, bir boşal. Bir ör, bir örmeden alıyoruz. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Bir tane de kenarda kalan ilmeğimi yine örüyorum. Örgümün düz yüzünde modelimi kurdum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi tamamen düz öreceğim. Haroşa öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Atlattığım ilmeklerim de dahil. İlmeklerimin hepsini düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi tamamen düz örerek geldim. Burada ipimi düğüm yaptım. Açılmasın ilmeğim diye. Şimdi diğer renkli ipime geçiyorum. İki sıra bir renkten örülüyor. İki sıra bir renkten örülüyor. Yine ipimi değiştirdiğim için kenar ilmeğimi yine örüyorum. Şimdi şurayı size şöyle anlatayım. Bakın şöyle renkli ipimin üzerinde yani renkli ilmeğimin altında bir tane örüp geldiğim ilmeğim var. Bunu bir tane beyazım var burada. Bir beyazımın üzerine bunu öreceğim. Bunu örüyorum. Burada iki tane iki sıra görülmüş olan renkli ilmeğimi örmeden alacağım. Burada bir tane görünen bu tekli görünen ilmeğimi örüyorum. Sıradakini örmeden alıyorum.
Bundan sonra şimdi burada başta buna dikkat edeceğiz. Bundan sonra bir ör, bir örmeden al. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Örmeden alıyorum, bir örüyorum, örmeden alıyorum. Şöyle bakınca zaten fark ediliyor. Şu anda beyaz ipimle geldiğim için beyaz ipimle burada tek sıra gözüküyor. Şurası tek ilmek gözüküyor. Bu ilmeğim örülecek olan ilmeğim. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Burada iki sıra örülmüş bu renkli ipimiz. Bunu örmeden alıyoruz. Diğer renge geçişimizde de aynı o renkten devam edeceğiz. Örmeden aldım, ördüm. Bunu da örmeden alıyorum. Zaten kenar ilmeğe geldi. Örgümün yine arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi tamamen yine düz örerek devam edeceğim. Yani haroşa. Model tamamen haroşadan oluşmakta. Tamamen düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geçtiğimde yine ipimin rengini değiştiriyorum. 2 sıra beyazla ördüm. Bir düz yüzden gittim. Bir de ters yüzden haroşa olarak örüp geldim. Tekrar renkli ipimi alıyorum. Renkli ipimi aldım. Şimdi bakın. Burada beyazla 2 sıra örülmüş gözüküyor. Önceki sırada bu ilmeğimizi örmüşüz. Bu yüzden bu ilmeğimizi örmeden alacağız. Sıradaki ilmeğimizi öreceğiz. Bunu ya bu şekilde takip edeceğiz ya da bir önceki sırada kenar ilmekten sonra yanındaki ilmeği örmüşüz. Şimdi kenar ilmekten sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde de takip edebiliriz. Kenar ilmekten takip edebiliriz. Bir de bu şekilde takip edebiliriz. Tek sıra ilmeğim gözüküyor. Beyazın altında renkli ipim. Bu iple ördüğüm için, renkli ile ördüğüm için bunu takip ediyorum şu anda. Beyazı boşalıyorum. Bir ör, bir örmeden al. Bir ör, bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Bir örmeden alıyorum, bir örüyorum. İpim hep arka tarafta, tamamen haroşa örüyorum. Bir örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Dediğim gibi haroşalarınızı eğer siz ters yönde örüyorsanız, ters yönde de aynı bu modeli yapabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi tamamen yine düz örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna kadar örüp geldim. Ters yüzden son ilmeğimi de ördüm. Tekrar düz yüze geçiyorum. Tekrar bir kez daha anlatmak istiyorum. Şurada. Bakın modelim kendini gösterdi. Bu renkte de çok hoş oldu. Şimdi beyaz renkli ipime geçiyorum. Her geçişlerde ip rengi değiştirdiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir önceki düz sırada bu ilmeğimi örmeden almıştım. Şimdi öreceğim. Hem de şurada bakın 2 sıra var zaten. 2 sıra gözüküyor renkli ipim. 2 sıra gözüken bu ilmeğimi örmüyorum. Tek gözüken ilmeğimi örüyorum. Örmeden alıyorum, örüyorum. Şimdi bu sırada sıradaki ilmeğimi kenar ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi ördüm. Ters yüzden örüp geldikten sonra diğer sırada kenar ilmekten sonraki ilmeğimi örmeden alacağım. Bir sıra öreceğiz, bir sıra örmeden alacağız. Bu şekilde de modelimizi takip edebiliriz. Şaşırtma olmaz o zaman. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın bu kenar ilmekten önceki ilmeğimi de ördüm şu anda. Ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki modelde ip değişikliği yaptığımda burada bu kenar ilmekten önceki ilmeğimi örmeden alacağım.
Arka yüzde de tamamen örgümü düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Sizler bu arada kanalıma abone değilseniz abone olunuz lütfen. Abone olduktan sonra çıkan bildirim zilini aktif hale getiriniz. Yayınlamış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızda da beni desteklerseniz çok sevinirim. Instagram ve TikTok sayfalarım da var. Facebook üzerinde de sayfam var. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Modelim bu şekilde ortaya çıktı. Çok hoş bir model. Çok beğendim ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.